Oo. 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 Tüh. Yahu ben Diablo oyunlarını çok seviyorum ama Diablo 4'ün fiyatı ne olmuş öyle? Hayatta alamam diyorsanız ya da izometrik aksiyon oyunlarını, hack and slash RPG oyunlarını, loot loop tarzı oyunları çok seviyorum diyorsanız işte bu video tam size göre. Çünkü bugün benden istediğiniz üzere Diablo benzeri oyun önerileri yapıyorum. Pixel art seviyor musunuz? Güzel. Çünkü bu oyunda çok daha fazlası var. Komplike ve bol bulmacalı bölüm tasarımları, zorlayıcı bossları, sadece sıradan bir yetenek harcı değil aynı zamanda silahları kullandık. Gelişmenizi sağlayan bir karakter gelişimi sistemi, 3 boyutlusu, ışıklandırma ve gölge tasarımları ve son olarak da bu oyunu diğer pek çok oyundan ayıran bulunduğunuz platformu hareket ettirme mekaniği. Hem kendinize has bir karakter build'i oluşturmanızı olanak tanıyan hem oyunu her açtığınızda sadece oturup izlesem şöyle dedirten görselliğe sahip olan hem de kendine has bir oynanış barındıran Loot River, Diablo sever oyuncuları farklı bir deneyim ile kendine çekmeyi başarıyor. 2006'da çıkan Titan Quest oyununu yenilenmiş grafikler ve mekaniklerle birlikte deneyim etmenize olanak sağlayan Anniversary Edition eski bir oyunun modernize edilmiş hali olmakla kalmıyor. Yunan mitolojisini kendine konu alan ve ilki sınıflı bir kombinasyon sistemi yaratarak zamanında pek çok oyuncunun ilgisini çeken Titan Quest, Diablo 2 fanlarının açlığını 3. oyun çıkana kadar gidermeyi başarabilen nadir oyunlardandı. Diablo serisinden veya piyasadaki diğer bu tarz yapımlardan kendini ayıran net bir özelliği olmasa da Warhammer, Diablo'ya en benzer deneyimi vaat etmeyi başarıyor. Sadece benzer olmasa değil, çok daha vahşet ve çok daha karanlık bir yapı sunan Warhammer Chaosbane aynı zamanda sadece seçtiğiniz karakter sınıfına özel eşya düşüren yapısıyla hem başında uzun saatler geçirmeyi vaat ederken hem de bu saatlerin boşa giden saatler olmayacağını gösteriyor. İlk iki Diablo yapımcılarının elinden çıkan Torchlight serisi iki oyunu da birbirinden zevkli harika bir oyun serisi. Karikatürize edilmiş grafikleri oldukça bağımlı hale getiren loot döngüsü ve en önemlisi her biri ince ince çalışılmış çok detaylı karakter sınıfları vaat eden Torchlight, orijinaline yakın bir Diablo deneyimi vaat ediyor. Bu oyunu bu listeye dahil etmesem olmazdı tabii. Oyun tarzınızı özelleştirmede eşi benzeri olmayan ve ücretsiz olmasıyla ön plana çıkan Path of Exile, Diablo 3'ten bile çok oynanan Diablo fanlarının ikinci oyunun gerçek ruhani devamı olarak gördüğü çapta bir oyun. Her ne var ki bu oyun türüne aşinalığı olmayan biri için iyi bir giriş oyunu olduğu söylenemez çünkü Path of Exile öğrenme eğrisi çok yüksek ve ciddi manada çok fazla detay barındıran bir oyun. Eğer bu tarz oyunlara yeni girişen biriyseniz gelin biz listemize devam edelim. Eğer bu tarz oyunlarda yüksek deneyimi olan biriyseniz hadi lan oradan diyorsunuzdur. Çünkü Path of Exile'ı çoktan oynamışsınızdır zaten. Bu tarzdaki oyunlarda sürekli orta çağa ya da çeşitli mitolojilere gitmekten sıkıldınız mı? O zaman yardım çağrılarınıza Wolverine yetişiyor. Ay pardon, o başka filmmiş. Van Helsing sizi Victoria dönemine götürmekle kalmıyor, sizi şeytanlarla falan uğraştırmadan al arbaletini sık şu vampirlerin kafasına diyor. Oyunun en büyük handikapı oynanabilir farklı sınıflar yerine tek bir oynanabilir karakter sunuyor olması. Fakat çoklu oyun ve zorluk seviyeleri için yeterli derinliği de vaat ediyor. Tabii bu türden konuşuyorken öyle bir tane indie oyundan bahsedip geçmek olmazdı. Last Depot, Diablo'ya benzer bir arayüze sahip olsa da daha önceden bahsettiğim Titan Quest'e benzer bir dinamik sınıf sistemiyle de türün babalarından çeşitli özellikleri birleştirerek farklı bir deneyim sunuyor. Hala erken erişimde olan 2019 çıkışlı oyunun bu sene tam sürüme geçilmesi bekleniyor. Listemizin son oyunu sonunda sizi bir kez daha Victoria dönemine götürmek istiyorum. Victor Wren tıpkı The Incredible Adventures of Van Helsing'de olduğu gibi size oynanabilir tek bir karakter sunsa da rastgele eşya üretme, her bir eşyayı isteğinizce değiştirme mekanikleriyle ve silah, giysi ve ekipman bakımından zengin oluşuyla size derin bir oynanış vaat etmeyi ve başında uzun saatlerce tutmayı başarıyor. Umarım bu listede aradığınızı bulabilmişsinizdir. Sevgiler.